Her şey hazır değil mi Melek? Hazır hazır, çıkabiliriz. Bu da tamam. Okey. Şefle konuştun mu? Aradım. O da hazırmış, bizi bekliyor. Çok güzel, hop. Melih arıyor. Efendim delikanlı. Ali. Ali. Ali yardım edin. Acele et. Çok kötüyüm. Kalp krizi geçiriyorum galiba. Bir dakika Melih, neredesin sen? Bürodayım. Bürodayım, acele et. Oğlum ciddi misin bak? Alo. Melih. Doğru söylüyor herhalde. Of hadi. Melih, of Melih ya. Ne yaptın oğlum kendine ya? Melih! Neredesin ya? Allah'ın bedeniyle almış Azrail. Ne oldu sana? Melih! Ne oldu lan? Çok yedim ya. Kıpırdayamıyorum. Bu muydu lan derdin? Manyak mısın oğlum sen? Şu teşkilattan çıkayım dedim. Çıktım. Başıma gelmeyen kalmadı. Dedim ki yiyeyim biraz rahatlarım. Rahatladım. Ama kıpırdayamıyorum. Bir şey soracağım. Fazla yemekten ölünür mü? Fazla dayaktan ölünür. Hı? Hadi kaldıralım seni, hadi gel. Yavaş, 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 yavaş. Kendine yaşattı aksiyona bak. Dur. Otur. Melek. Hı? Sana da rezil olduk ya. Ben aslında Ali'yi aramıştım. Hemşiren miyim oğlum ben senin? Biraz anlayışlı olsana. Burada tıkıldı kaldı, dışarı çıkamıyor zaten. Stres seviyesi yüksek. Onun yaşadığı da kolay değil şu an. Zor. Çok zor. Hiç kolay değil Melek. Hiç kolay değil. Melih. Hı. Melih, operasyona gidiyorduk biz, geri döndük. Allah'ını seversen bir daha saçma sapan şeyler için arama, tamam mı? Bak, dolapta soda var. Onu iç, iyi olacaksın, tamam, merak etme. Soda iç. Hadi Melek, hadi. Geç kaldık. Kusura bakmayın. Yemek ya da yememek. İşte bütün mesele bu. Biz restoranın yakınında bir minibüste olacağız. Seni dinliyor olacağız, adamı konuşturman lazım. Denerim. Ama bak tekrar söylüyorum. O dediğiniz uyuşturucu, silah falan işleri... Ya Ece... Onlar hiç civanlık değil. Ece bak, ben aylardır bu adamın peşindeyim. Bu adamı yakalamak çok önemli bir ağ çökertmenin ilk adımı. Tamam mı? Müzayede yüzünden çok fena battı. Büyük bir vurgun yapmak isteyecektir. Onun ne olduğunu bana öğren. Yani... Şimdiye kadar yakalayamadıysan belki de... Ama Ececiğim, ikimiz de çok iyi biliyoruz ki sen bir şey kafana taktığın zaman yaparsın. Değil mi? Hadi. Bana güveniyorsun yani. Geç kaldın. 10 dakikada hazırlandım. Akşam yemeğe gidiyorum. Ne yapmamı bekliyordun? Böyle mi gideceksin yani? Evet. Ne oldu? Kırmızı giymişsin. Yani ne gerek var kırmızı? Ben sana Civan Koral'ın dikkatini çek dedim. Bütün dünyanın dikkatini çek demedim. Tamam, Civan'ın ilgisini çekmek için böyle giyindim ya zaten. İyi, süper. Ne istiyorsun sen be? O yemeğe gideyim mi, gitmeyeyim mi? Bir karar ver bence. Git. Git, tamam mı? Sen manyaksın. Ruh hastasısın gerçekten. Ben gidiyorum. Tamam mı? Sofra hazır mı kızlar? Suyu unutmuşsun.
tamam, kapatıyorum artık. Ailecek bir sofra etrafında oturma seremonimiz başlamak üzere. Birbirimize iyice kenetlendik. Aa, benim dün her şeyle dalga geçen ergen kız kardeşim nerede? Çok pardon da, özür dilerim ama şok geçiriyordum. Artık aileme daha layık biri olacağım. Aa, Handan anneciğim, aileye şaka videosu falan çekip rezil edecek bizi kesin. Yok yok, vicdan yapmış hali bu. Ben kızımı tanırım. Abiciğim, sen iyi misin? Abiciğim, iyi olsam suç, kötü olsam suç. Civan abim nerede? Artık başlasın şu seremoni. Aferin, hazır Civan'la arası bozulmuşken ver duyguyu. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Beni bekliyorsanız hiç beklemeyin. Ben dışarıda yiyeceğim bu akşam. Size afiyet olsun. Nerede? Kiminle? Dışarıda anne, Ece'yle. Ece mi? Hı. Hani şu benim Ece. Bana böyle küs kalmaya devam edersen bundan sonra sadece benim Ece olacak. Afiyet olsun. Hepimizin Ece'si canım, hepimizin. Çok selam söyle bizden de. Öpüyoruz. Vallahi keyfim yerine geldi ha. Biz de odamıza mı çıksak? Coşmanın zamanını bilme Selvi. Ben de Onur'la yiyeyim. Afiyet olsun. Aa. Of. Of. Başım nasıl çatlıyor, nasıl çatlıyor. Suyu getirecektiniz. Bunu hatırlıyorsun değil mi? Eğer bir terslik hissedersen onlardan hemen kurtulman lazım. Sinyalinden yerimiz tespit edilebiliyor. Ne terslik hissedebilirim? Alt tarafı yemeğe gidiyorum. Her şey olabilir. Dikkatli ol. Efendim İlal. Ya şunun boyutları yok mu ya benim kulağıma göre olanı? Ötekine tak. Aşkım. Hadi beni bu gece bir yemeğe çıkar ya. İlal olmaz. Ben yedim zaten. Ya tamam, ben yerim, sen de bir şeyler içer, eşlik edersin. Bu mu yani problem? Yok yok Hilal ya, benim bu çok işlerim var benim. Zaten sabahlayacağım ben bu gece, çok çalışacağım. Abim Ece ile yemeğe çıktı. Şu Bebek'te açılan yeni balıkçıya gittiler. Ben bile gitmedim daha, inanabiliyor musun? Öyle mi? Arkadaşla bir yemektir diye düşünüyorum. Abim benim arkadaşımla yemeğe çıkıyor ve beni çağırmıyor. Bu çok mu normal sence? Ama sizin Ece ile biraz aranız bozuk diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum? Onur, sen beni hiç anlamıyorsun gerçekten ya. Şu an biz seninle hiç aynı frekansta değiliz. Ya Hilal, ben seni anlamıyor değilim. Gerçekten anlıyorum ama ben bu akşam gelemem. Ben çok yoğunum bu akşam. Sevdiğim herkes birer birer gidiyor sanki ya. Dağılıyor her şey. Kimse beni düşünmüyor. Ya Hilal, öyle değil. Yani bak, ben senin hep yanındayım. Hep seni düşünüyorum. Ya bu hırsızlık falan senin canını sıktı. Çok haklısın. Tamam hayatım, biz en iyisi sonra konuşalım. Ayla şefim. Heh, getirdin mi? DNA raporunu getirdim. Harika. Ben de sana patlıcanlı börek getirdim. Al bakalım. Of 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 of. Dünyadaki en güzel patlıcanlı böreği sen yapıyorsun. En hızlı DNA sonucunu da sen getiriyorsun. Saçtaki DNA'lar uyuşuyor. O iki kadın kardeş. Ne oldu? Sonuç canım sıktı Ayla şefim. Sorma. Hiç sorma. Thank you.
Ece. Ece. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Senin iltifatlarını seviyorum biliyor musun? Ne kadar sadesin, ne kadar kendinden emin. Kafa karıştıran hiçbir şey yok. Ha bir dakika lütfen, lütfen. Müsaade eder misin? Lütfen. Peki senin kafa karıştırıcılığını ne yapacağız ha? Sevdin mi burayı, güzel mi? Daha anlayamadım biliyor musun? Birazcık trafik vardı. Öyle mi? Ama bu yolu çok severim. Şimdi bu yemekleri yedikten sonra trafik mırafik hepsini unutacaksın. Yedin misin? Bayağı açım. Hiçbir şey yemedim. Bak şimdi bayılacaksın buranın yemeklerine. Bir şey diyeceğim. Ben hiç menüye bakmayayım. Sen karar ver. Tamam o zaman. Bayağı övdüm burayı. Bir şey söyleyeceğim. Herhangi bir alerji falan yok. Yok ne kabuklarım ne epalar. Şefim biz Ece'ye bu kadar güveniyor muyuz? O nereden çıktı? Yani Civan'la bariz flört ediyor. Hani ya gerçekten etkilenir de taraf değiştirirse? Civan'ın nesinden etkilensin Ece? Sadece parası olan boş beleş bir adam. Başka bir şey yok. Tipe bak. Ama kim kendisini önce paramparça etmeden yenileyebilmiştir der Rilke. Laflara bak ya. Peki ben de bu açıdan bakmalıyım. Şu müzayede olayını bilmiyorum. Ne kadar güzel bir söz. Sevdin mi? Ben Rilke'yi çok severim bu arada. Benim en sevdiğim şairlerden biridir. Sen sever misin Rilke'yi? Ah yalan söyleyemeyeceğim ama birkaç yerini daha duymak isterim. Ben biraz hava alacağım. Siz dikkatlice izleyin. Melek. Şu arabayı bana araştır. Ne oldu şef? Ters o bir durum mu var? Bunlar içeriği gözetliyor. Rahatsız olduysan gideyim ısırayım. Şimdilik bekleyelim. Peki bir şey diyeceğim. Sen nasıl toparlamayı düşünüyorsun? Kamera yanları... Nasıl vazgeçireceksin bu davadan? Yani ne yapmayı planlıyorsun şu an? Herhangi bir planın var mı? Yani tek yol para. Para yedireceğiz. Başka şansımız yok. Evet ama ciddi bir paradan bahsediyoruz. Evet, öyle. Yani Handan Hanımlar falan nasıl bakıyorlar bu meseleye? Bir plan yapmışsınızdır illaki. Ya şimdi açıkçası şöyle. Aile mülklerimizin bir kısmını satmamız gerekecek. Başka da şansımız yok. Evet, yani şu ara bizimkiler biraz da bu konuda... Azıcık ayak duruyorlar ama eninde sonunda anlayacaklar durumun vahametini ve bana destek olacaklar. Başka şansımız yok. Sorma, sorma. Ne diyorsun şefim? Sence doğru mu söylüyor? Legal mi yapacak her şeyi? Deneyebilir. Ama pisliğe bir kere bulaşmış insanlar o pisliğin kokusunu üzerinden atamıyor. Bence eninde sonunda yan yollara sapmak zorunda kalacak. Şefim araba kiralıkmış. Kimin kiraladığına da bakıyorum hemen. Bir iş var bunda. Hayda. Şefim ortada bir şey yok. Hem Ece bak tam kıvamına getiriyor işte Civan'ı. Yani belki de iki tane yurdum insanı. Belki de. Ama siz yine de bunlara dikkat edin. Bir şey diyeceğim. Yalnız o kadar yemek yedik ki onun üstüne meyve yememiz normal. Thank you.
Müsait mi içerisi? Onur, duyuyor musunuz beni? Size kötü bir haberim var. Civan'ın sırrı falan yok. Sır mır yok ortada. Analizlerin için çok teşekkür ederiz Ece. Ececiğim, sen adamın ağzının içine düştüğün için biz senin yorumlarına tam güvenemiyoruz burada. Ne diyorsun sen be? Bana bak. Şş, alo, bir kendine gel artık. Saçma sapan konuşma. Bir yemin ederim bak, elimden bir kazar çıkar. Böyle gerzek gerzek konuşuyorsun. Bir şey demiyorum da. Bir yeter, hop. Sen kimsin bana gerzek diyorsun? Beni de dürtün. Gerçekten sırası mı Melek? Gerçekten mi? Ece, bir şey çıkmayacağını düşünüyorsan geceyi bitir. Uzatmanın bir alemi yok. Hadi. Tamam. Daha bu Civan buradan bir yere gitmek isterse ne diyeceğim? Hayda. Otele falan mı? Senin kararın. Bizi ilgilendirmez. Ha. Buradan biz Civan'la beraber geceye devam etsek senin için bir sıkıntı yok yani. Şefim, operasyon tehlikeye girer. Senin özel hayatın. Bizim bir şey demeye hakkımız yok. Operasyonu etkilemediği sürece bize ne? Tamam, bundan sonrası özel hayata girer. O zaman çıkartıyorum bunu. Hayır. Şefim, ne yapacağız? Bence bu manyak Ece Civan'la devam eder geceye. Bunlar niye hareketlendi? Bu hayır alamet değil. Ece, dışarı çıkmayın. Kulaklığı çıkardı ya Ece şefim. Benim gitmem lazım. Hayır, hayır şefim, gidemezsin. Divan seni görürse biteriz. Civan Bey. Hazar Bey'in selamı var. Ne var, ne istiyorsunuz, ne? Ne yapıyorsunuz siz, manyak mısınız? Hey! Adamlar silahlı. Şefim, şefim gitme, şefim! Manyak mısın oğlum sen? Manyağım lan, manyağım! Ne yapıyorsun lan sen? Koyma lan silahı! Eşe! Civan Bey! Lan oğlum ne yaptın? Bir döner be bir! Ece! Ece!